1962 senesinde Trabzonlof ilçesinde dünyaya geldim. Varlıklı bir aile olmadığımız için çocukluk, bebeklik yıl dönemlerimde Ankara'ya göçtük. İlk orta lise tahsilimi Ankara'da yaptım. Sonradan çalışma hayatına, işte Orman Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan emekli oldum. Hayat hep mücadeleyle geçti. Çalışma yıllarım döneminde e, geçim sıkıntısından dolayı ek işlerde yaptım. Bu ek işlerim vasıtasında ilk dönemlerde turizm taşımacılığına yöneldim. Boş zamanlarımda bu işlerle ilgilendim. Ve e, müzik sektörüne girme ilk adımlarım da bununla beraber oldu. Nasıl oldu? İşte e, grupçıyla, 2004 senesinde grupçıyla karşılaştık. Bir iş vesilesiyle. Bu süreç aldı devam etti. Ve işte ondan sonra menajerlik dönemi. Derken çalışma hayatında emeklilik dönemim yaklaşınca da 2007 senesinde müzisyen arkadaşlarımla beraber Duymüziği kurduk. Ankara'da olmak biraz daha rahat. Çünkü teknoloji o kadar ilerledi ki bu dijital internet sistemi her tarafı bir araya topladı. Burada İstanbul'da olmaktan burada olmak biraz daha rakipsiz oldu. Ama tabii ki burada bizim de yapmamız gerekenler vardı ve biz bunları yapmaya gayret ettik. İlk başlangıçlarda Ankara'daki arkadaşlarımıza biz burada firma olduk dediğim dediğimiz zaman İstanbul'daki insanların da sunduklarını bizim buradaki insanlara sunmamız gerekiyordu. Bu vesileyle çalışmalarımızı o yönde toparladık. Ve ben şimdi e, ilk aşamada bunu başardık. İkinci aşamasına gelince baktım ki sadece Ankara değil her tarafından aranmaya başladım. Demek ki biz bu işi başardık. Teknoloji çok çabuk ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor. Bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi de bu. Yani e, fiziki satışlar sona erme, bitme aşamasında biz bu işe girdik. Ve yeni çağa göre adımlarımızı yapılanmamızı ona göre yaptık. Bu tabii ki bizi bir avantajlı duruma getirdi. Ama şunu söyleyeyim. Bu sistem oturacak, oturmadı şu anda. Birçok eksiklikler var sektörde. Yani bu yapımcılardan, bestecilerden, yorumculardan hepsini ilgilendiriyor. Ve o hıza yetişemedik. Ve şimdi yavaş yavaş aradaki açığı kapartıp sistemin içerisine oturmaya başlıyoruz. Tabii ki bu çağ uyumak mecburiyetindeyiz ve bu doğrultuda da yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu oldu olmadı dersek olmaz. Mecburu biz buna uyacağız. Uyuyacağımız için de ona göre adımlarımız atacağız. Ha bu arada işte bazı olaylar var. Nedir bu olaylar? Herkes istediği gibi sistemin oturmamasından dolayı herkes işte e, düşük kaliteli, kalitesiz işler yapıp sektör, e, sistemin içerisine girebiliyor. Tabii ki yasal sistemin içerisine değil. Gayri resmi sistemin içerisine giriyor. Bu da e, bence kirliliğe sebep veriyor. Albüm işi o kadar yorucu, o kadar meşakkatli bir yol ki. Yani buna saatler, geceler, gündüzler alıyor. Sadece stüdyoya girip çalmayla bitmeli değil. repertuvarından tutun. Bunun aranjesi, bunun çalımları, bunun mixi komple, komple bir ekip işi. Bunun da zamanımızda e, sıkıntılarını yaşıyoruz. Biz yasal şirketler nasıl diyeceksiniz? Şimdi herkes ya çok affedersiniz eli klavye tutan üç kelime İngilizce bilen evinde oturuyor aranje yapmaya başlıyor. Şimdi bakıyorsunuz bir eser çıkartıyorlar. Sana, size geliyorlar. Aranjörü aynı kişi. E, ton masteri aynı kişi. Mix masteringi aynı kişi. E, efendim e, çalımları aynı kişi. Hepsini bir kişi yapıp çıkıyor. Allah Allah. Ya arkadaşlar herkesin yapabileceği bir iş var. Şimdi ben yapımcıyım. Ben aşağıya girip de yönetmen olursam olmaz bu iş. Bu iş çorbaya döner. Onun için şu anda bunun bir karmaşa hızını yaşıyoruz. Sistemin içerisinde olacaksanız ne kadar çok eseriniz, ne kadar çok yapıtınız olursa bu benim içinde, firma içinde, sanatçı içinde, besteci içinde ne kadar çok olursa o kadar size geri dönüşü olacak. Onun için sistemin içerisine girebildiğiniz kadar gireceksiniz. Yani bütün her şeyinizi vereceksiniz. Vermek mecburiyetindesiniz. Ama tabii ki burada insanlar şunu seçiyorlar. Kaliteli olmak mecburiyetindesiniz. Kaliteli eserler. Yalnız burada bir nokta var. Şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Sistemin içerisine girmek demin dediğim gibi yasal olmayan yollarla değil. Şimdi e, ülkemizde kanun gereği 3 müzik sektöründe 3 ana dal var. Bunun birisi yapımcı. Birisi yorumcu. Birisi de besteci. Bunlar yasal şekilde girdiğiniz zaman ve bu örgütlerin hepsi devletin tanıdığı meslek birlikleri. Bunların içerisine girdiğiniz zaman faydalanabileceksiniz. Onun için şahsi olarak ferdi olarak bir şeyler yapıp da girdiğiniz zaman o sadece sizi sizi tatmin eder. Siz burada bir stüdyo kuruyorsunuz. Yalıtım yapıyorsunuz. Ses mühendisi getiriyorsunuz. İşte nasıl Tom Meister, uzman Tom Meister getiriyorsunuz. Sesi nasıl daha iyi alabilirim? Öbür tarafta demin dedim ya işte eli mouse tutan bir bilgisayarda üç İngilizce bilen bir kişi. İşte iki tane köpük yapıştırıyor duvara. Onu da biraz böyle yan yapıştırıyor ki desen olsun diye. İçeriye giriyorsunuz bir odada, evin bir odasında. Size okuma yaptırıyor. Kalite tamamen bitiyor. Ve kalkıp şimdi sizin bunlarla e, bir fiyasal firma olarak uğraşmanız çok zor. Siz vergi veriyorsunuz. Siz her ya demin saydığım gibi yönetmeni, aranjörü, çalımlarını çalan kişiler, hepsi ayrı ayrı kişiler. Hepsine bir e, maddi imkan sağlamak mümkündesiniz. Öbür tarafta tek tarafta, tek düzey yapılan bir iş gelin rekabet edin. Ha bunlar oturacak. Yani nasıl oturacak? Dinleyici seçip seçtikçe, dinleyici bunları ayrıştırdıkça bunlar da yavaş yavaş kaybolup gidecek. Hep geliyoruz geliyoruz. Ülkemizde sistemin oturmadığına geliyoruz. Yani bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu geçiş döneminde biraz beni e, meslektaşlarım şu anda e, böyle sivri dilliğimden dolayı böyle pek sevmeyecekler herhalde ama bunları söylemek mecburiyetindeyim. Bunların oturması gerekiyor ülkemizde. Yani meslek birliklerimiz meslek birliklerimiz görevini yapmıyor. Belirli bir sistemin içerisine oturmuşlar. Orada işte gün geçsin, gün bitsin. Hayır kardeşim. sektörünü önü tıkandı. Bakın son 3-5 senedir sektörde Yeni şeyler yaratılmıyor. Hep olanlarla dönülüyor. Hele ki bizim sektörümüz, halk müziği, tarzımız. İnsanlar yeni besteleri okuyamıyor. Niçin? Anonim meselelere gidiyor. Niçin? Meslek birliklerine geliyorsunuz. Meslek birlikleri. Besteci bütün yetkilerini meslek birliğine veriyor. Ondan sonra meslek birliği ön telif tekrar ön televizyon. Ya arkadaş sana bu yetkilerini verdi bu insan. Yetkilerini verdi sana. Sen bir fiyat belirleyeceksin, bir ne belirleyeceksin ülke şartlarına göre. Ben artık dolaşmayacağım. Geleceğim sana o bestecinin ücretini ödeyeceğim, albümü çıkartacağım. E şimdi böyle olunca böyle olunca benim tabirimle bu işte tefeciler çıkıyordu. Işte. Bunlar kim? Edisyon firmaları. Son dönemimizde. Son 200 senedir sektörü tıkayanlar. Gidiyorsunuz insanlara bestecisi, bestecisi bu parçanın eserinin çalınmasını, çoğalmasını ister. Fakat bunlar tamamen işi ranta dökmüşler. E, ekonomi belli. O ekonominin içerisinde herkesin belirli bir payı var. Ama sen kalkıp da onun aşırı aşırı üstünü istersen tabii ki tıkıyorsun. Yeni şeyler insanlar çalamıyorlar. Besteciler e, bu ön teliflerle işte uğraşamadıkları için meslek birlikleri de bu sistemde yardımcı olmadıkları için türeyen işte bestecilerden haklarını alan o insanların üzerinden para kazanmaya çalışan tefeciler. Yani buna sektörümüzde birçok kişinin kızacağını biliyorum ama kızsınlar bunların düzelmesi lazım. Bu sektörün önünün açılması için. Ha şunu da var. Yani bunu kişi olarak, ferd olarak bizim yapmamız imkansız. Buna devlet el atmalı. TRT'nin repertuarında anonim e, olarak çıkartılmış, kaydedilmiş Mesam'a geliyorsunuz veya MSG'ye geliyorsunuz. 7 yaşında arkadaşım bestelemiş, üzerine yazmış. Biliyorsunuz bu anonim. Ama bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi çağa uyacağız dedi ki, çağ çok hızlı ilerliyor dedik ya, meslek birliklerimizin de buna çağ uydurması lazım. Yani çok basit bir olay. Bir bilgisayar programına bakar. Koyarsınız programı, besteci gelip bestesini verdiği zaman, notalarını girdiğiniz zaman tık öbür taraftan atar. Bir dakika dur. Bunun sahibi var, bu beste yapılmış. Şimdi öyle bir şey yok. Kara düzen gidiyoruz. Yeter ki ilk satırı tutmasın. Tutmadı mı geçiyor. Ha ne zaman e, insanlar karşı karşıya geliyor? Eğer o eser patlarsa onu daha önce besleyen ya bu benim eserim. Ha, o zaman geliyorlar karşı. Bunlara gerek kalmaması lazım. Devletin burada yapacağı bir olay var. Üç meslek birliğinden de bu işte e, bu işin emekçilerinden toplayacak bir araya getirecek, bir komisyon kuracak, devlet de şey yapacak. Buna göre yasal düzenlemeler, yasal sistemi oturtacak. Bakın inanın ondan sonra müzik sektörü bu ülkemizde patla gider. Çünkü biz müziği seven insanlarız, halk olarak seven insanlarız. Stüdyomuzun başında yapımcı olarak Burak Sönmez kardeşim var. Ee, şeyde kayıt işlerimizde, mix mastering işlerimizde ...bu işte Üstad Göktürk Sarvazlar var. Ekipman olarak da şu anda diyebilirim... Sistem, ...en son sistemdeki aletlerimiz de donaldır Bitmez, bu yasayla belirlenmiş. Şimdi yasa gereği müzik sektöründe üç tane birim var. Zaten dijital sistemdeki hak edişler de ona göre paylaştırılıyor. Ona göre kazanıyorsunuz. Yani bir besteci var, bir yorumcu var, bir de yapımcı var. Şimdi öbürleri sistemin dışında, sistemin içerisine giremiyorlar. Yani ee, bunlar amatörce işler. Eğer sisteminin içerisine girmek isteyen bir sanatçı varsa mecburi bunu yasal olarak çıkartmak mecburiyetinde ki bir müyor bir üyeliği olabilsin ve yaptığı işin karşılığını dijital sektörden alabilsin. Onun için e, ölmez. Başından beri Türkiye Life'ı takip eden bir kişi olarak sektörümüze çok büyük çok katkısı var. Devam etmesini istiyorum. Devam etmesi için de elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Ben size teşekkür ederim. Beni ziyarete geldiniz böyle fikirlerimi sunma, söyleme imkanı tanıdığınız için size minnettarım.